Lider Eğitim Programı Akıllı Tercih yine dop dolu içeriğiyle karşınızda. Tabii tercihlerde artık son 4 güne girdik. Herkes listelerini gönderiyor. Listeler hemen hemen tamamlandı. Akıllarda sorular hala devam ediyor. On binlerce de soru var. İlginize çok teşekkür ediyorum. Bugün yine doğru en akıllı tercih yapmanız için merak ettiklerinizi uzmanlarımızla cevaplamaya devam edeceğiz. İki tane de çok kıymetli konuğumuz olacak. Samsun'dan ilk konuğumuz 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü bizimle olacak. İkinci periyotta da Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü bizimle olacak. Böyle bol sorulu, hızlı, doplulu bir program yapacağız hep beraber. Yanında çok kıymetli isimler var. Sayın Profesör Doktor Sait Bilgiç, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bol bol konuşacağız, ayağınıza sağlık. İnşallah. Diğer ismi yakinen tanıyorsunuz. Yine bize rehberlik ediyor. Kahrımızı çekiyor. Eğitim danışmanı Fatoş Kökmen. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Yine bol bol konuşacağız. Sosyal medyadan sorulara devam. Telefon numaramız 0212 259 70 90 ve 91. Oradan da bizi aramaya devam. Hemen gidiyorum Diyarbakır'a. Kardelen bizi bekliyor. Kardelen, kar çiçeği. Çok güzel bir isim. Hoş geldin Kardelen. Peki, düşmüş şimdi Kardelen. Birazdan devam ederiz. Sait Hocam, şimdi o kadar biz programdan önce duyuruyoruz ve soruları topluyoruz. 19 Mayıs Üniversitesi'nin bölümleriyle ilgili epey bir soru var ama. Önce biraz... Ne kadar öğrenciniz var? Bu yıl ne kadar alacaksınız? Öyle başlayalım. Sonra sorularla devam edelim. 56 bin toplamda öğrencimiz var içerisinde. Ön lisans, lisans, lisans üstü öğrenciler dahil. 56 bin. Bu sene de 11 bin... 200 küsür öğrenci alacağız. Çok alacaksınız. Ama Samsun çok genç bir şehir zaten hocam. Üniversite şehri güzel. Özellikle Batı cephesi, Atakum bölgesi genç olan kısmı ve gittikçe güzelleşiyor Samsun. Samsun yaşaması da güzel bir şehir. Her şeyle güzel. Samsun bir defa Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yola beşiklik etmiş. İlk adımın atıldığı, kurtuluşa giden yolun ilk adımın atıldığı bir şehir. O açıdan marka bir şehir, önemli bir şehir. Ve gittikçe de güzelleşiyor. Büyük şehir olmasına rağmen büyük şehrin sorunlarından da uzak bir şehir. Evet. O nedenle yaşanması çok kolay. Hele öğrenci için son derece güzel bir şehir. Evet. Ben geçen yıl kısmet oldu ve 3 kez gittim. Yusuf Ziya Başkan, belediye başkanınızla da tanıştım. Gençlere inanılmaz ihtimam gösteriliyor. Yaşaması da daha ucuz. Aynen. Yani hani öğrenciler için önemli bitiyor hocam o. Yani kiralar, yaşaması ucuz bir şehir Samsun. Şimdi bir öğrencinin bir şehri tercih edebilmesi için ve o şehirdeki üniversiteyi tercih edebilmesi için belli başlı özellikler var. İşte ulaşım kolay olacak, ucuz olacak. Evet. Beslenme, barınma ucuz ve işte rahat olacak. Şimdi 19 Mayıs Üniversitesi bu şansa sahip az sayıdaki üniversitelerden birisi. Evet. Güzel bir şehirde. Barınma sorunu hiç yok. 12 bin kadar sadece kredi ve yurtlar kurumunun yurdu var. Bunun 7500 kadarı ana kampüsümüz içerisinde. Diğerleri de şehirde veya ilçelerdeki kampüslerde bulunmakta. Ulaşım 2018 sonundan itibaren, yani önümüzdeki eğitim öğretim yılından sonra 2018-19 eğitim öğretim yılında şehrin doğu yakasından başlayarak yaklaşık 30 kilometrelik bir güzergahı takip eden raylı sisteme kavuşacak. Evet, evet. Ve Türkiye'de üçüncüsü olacak ama diğerlerinden çok farkı, çok önemli farkı şu olacak. Kampüsün bütün birimlerin dolanacak şekilde, yani bütün fakültelerine, bütün yüksek okullarına, yani öğrencinin ulaşmak durumunda kaldığı her birime en uzak mesafede 150 metrelik mesafede inerek ulaşabileceği şekilde temiz, rahat, modern bir ulaşım ağı oluşuyor. Barınma sorunu yok, ulaşım sorunu yok, beslenme güzel zaten son hocam derece ucuz ve bütün bölümlerimiz var. Evet, yani evet. Hemen hemen bütün bölümlerimiz arkadaşlarım var. Arkadaşlarım da bolca soru sormuş hocam. Harika bir kampüsümüz var. O bölümleri konuşacağız. Kardelen dönmüş, şimdi bekletmeyeyim yine kızıp gitmesin bize. Diyarbakır'dan hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Nasıl sıralama? YGS 3 sıralaman benim 355 bin. Tamam. Ben Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu istiyorum ve geçen yıl 318 binle kapatmış. Acaba gelir mi diye soracaktım. Tamam. Adalet bize çok sorulan bölümlerden biri Kardelen. O yüzden biraz temkinli olmanı tavsiye ederim. Hani talep biraz yoğun gözüküyor. Her yıl olduğu gibi, evet. Ama bu yıl da çok fazla soruluyor. Yorumunuz ne Fatoş Hoca? Çok yakın görüyorum ben öğrencimizi. Özellikle
seçmek istediği üniversitenin kontenjan artışı var mı yok mu onu da bir bakmasını önereceğim kendisine. Bu yıl tabii ön lisans programlarında biliyorsunuz sınavsız geçiş ve merkezi yerleştirme kontenjanları birleştirildiği için tek bir kontenjanla alacağı için başarı sıralarında değişiklikler zaten öngörülüyor. Dolayısıyla çok uzak olmadığını düşünüyorum ben. Kesinlikle tercih yapmalı ama geniş aralıkta yine sadece. Evet, biraz aşağılara doğru insin ne biliyorsa. İnsin. Çünkü özellikle bu ön lisans programlarında ek puan da söz konusu olduğu için bu yıldan itibaren geçen yıla kadar sınavsız yerleştirme söz konusuydu. Onun için geniş aralıkta yapmasını önereceğim. Yakın görüyoruz diye sakın burada bırakmasın. Tamam, evet. Kendi başarı sırasını muhakkak %100 gerisine kadar inebileceği bir tercih aralığı yapmasını öneriyoruz. Peki biz buradan hep diyoruz ki her yıl sıralamalar tekrar sıfırdan oluşuyor. Bazen talep çok yoğunlaşır ve bir anda sıralama yükselir. O yüzden kendinizi güvenceye alın. Sait Hocam. Şimdi bir arkadaşım var Pelin Uslu. Herhalde biz ilk yayına başladığımızdan beri veterinerliği soruyor. O yüzden sizin de uzmanlık alanınız olduğu için onunla başlayacağım. Sizde de veterinerlik fakültesi var değil mi? Veteriner fakültesi. Veteriner fakültesi. Evet, evet. Bize hep veterinerlik diye soruyor. Biz de böyle diyoruz ama yanlış telaffuz ediyoruz hocam değil mi? Veteriner fakültesi. Evet, veteriner fakültesi. Veteriner hekim oluyorsunuz bittiğinde. Veteriner hekim oluyor. Siz ne kadar öğrenci alıyorsunuz oraya? Şu an bu sene 70 civarında öğrenci alıyoruz. 5 yıllık bir eğitim. Mezun olunca veteriner hekim olarak mezun oluyor. Ve tabii devletin bir Tarım Bakanlığı'nda veteriner hekim olarak istihdamları söz konusu. Özel veteriner hekim olarak çalışmaları söz konusu. Önemli bir iş alanı var. Mesela veteriner fakültesine yerleşmek için hani mesela arkadaşım demişti ki çok ilgili olduğu için o hani kesin o bölümü seçecek. Neye göre değerlendireyim dedi üniversiteyi mesela. Yani sırf üniversiteyi mi mesleği mi? Evet yani, yani ben veteriner fakültesine yerleşeceğim. O hangi üniversitede okuyacağım kıstası için neye göre değerlendireyim? Yani uygulama alanı istiyor mu? Staj yapabileceğim imkanlar var mı yok mu? Ya da her fakültede var mı bu alan? Tabii en önemlisi tabii ki bu uygulamalı bir meslek. Yani pratik becerilerin gelişmesine ihtiyaç duyulan bir meslek. Bu nedenle kliniklerinin... çok sayıda hasta hareketlerinin bulunduğu yerler olmasının o kişinin yetişmesinde önemli katkısı var. Küçükbaş hayvanların da gelebildiği, büyükbaş hayvanların da gelebildiği ve bu sayının ne kadar yüksek olursa o kadar çok vakayla karşılaşma ihtimalini artıracağı için klinik durumlarını mutlaka bilmesinde yarar var. Yani hangi veteriner fakültelerimizin klinikleri bu hareketliliğe sahip. O hareketlinin olduğu her yerde iyi yetişmelerinin daha güçlü daha çok olacağını, pratik yapma şansları şansının var. Olacağını. Buna rağmen de çok şey yapmasınlar. Yani küçükbaş hayvanlarla ilgili kendilerinin de özellikle ilgileri yüksek olduğu takdirde çok sayıda vakaya ulaşmaları söz konusu olabilmekte. Hatta bizim gezici kliniklerimiz var. Yani öğrencilerimizi alıyoruz. Bazı çiftliklere, köylere yerinde tedavi sırf öğrenci daha çok sayıda vakayla karşı karşıya gelebilsin diye. Evet. Çünkü bu öyle. Yani bu mesleklerde ne kadar çok vaka, ne kadar çok tecrübe o kadar daha iyi yetişmiş olarak sahaya çıkmayı sağlıyor. Onlara dikkat etsin. Yani. Kesinlikle de sevmek lazım. Kesinlikle. Zaten yani sevmeden yapılacak işlerden değil. Bütün mesleklerde yani inanın esas zaten şimdi tercihlerde belki soru olarak gelir bilmiyorum. Tercih ederken ana belirleyicinin o kişinin o mesleği yapıp yapamayacağına, sevip sevmediğini bilerek yapması gerekiyor. Ondan sonrası hangi üniversite, hangi şehir bunlar zaten ikinci sırada değerlendirmeye alınması gereken şeyler. Ve zaten kararlı olan ben şu mesleğin mensubu olmak istiyorum veya mesleği yapmak istiyorum diyen insan için sorun hangi şehir, hangi üniversite. Yani önemli kısmını halletmiş oluyor aslında. Evet, evet. Hele bazı yani istemeden yapılacak işlerden hele değil. Hele bazı mesleklerde tıp, veteriner hekimlik, işte diş hekimliği, bazı mühendislikler. Yani buralarda aslında önceliği belirledikten sonra artık puanının tuttuğu yere göre sıralama yapması gerekiyor. Evet, evet doğru hocam. Yani veterinerliği de seven yapacak. Hocam bu arada veterinerlikten sonra tıp fakültesi mi? Ben veteriner hekimim, doktora sonrası. Temel tıpta, anatomide doktoram olduğu için tıp fakültesinin anatomi...
de devam etmeye başladım. Uzman olarak başladım. Sonra diğer kademeleri orada sürdürdüm. Hepsini orada tamamladım. Sevgili arkadaşlar bakın hani hayatta sanki böyle bir yere girince 50 yıl aynı yerde kalacak gibi düşünüyoruz ama hani yollar böyle ayrılıyor. Yatay geçişin mimarlarından hocam birazdan onu da soracağım. Bir sürü seçenekle başka yollara da gidebiliyorsunuz. Çünkü yaş ilerledikçe tercihler de değişiyor. Fatoş Hocam veterinerlikle ilgili var mı kontenjan çok? Tabii. Türkiye genelinde 2017 kılavuzunda 29 farklı kodla alıyor veterinerlik. 29 farklı seçenek var. Tabii bunların içerisinde hem ikinci öğretim gibi de düşünüyoruz. 29 farklı kodla alıyor ve 2200 kişilik bir kontenjan var veterinerlikte Türkiye genelinde. Bir de tercihlerin başladığı dönemlerde özellikle bu araştırma sonuçlarını yayınlanan araştırma sonuçlarını incelediğimizde en fazla istihdam da daha doğrusu meslek grupları içerisinde veterinerlikte mezunların çok açıkta kalmadığını, hiç açıkta kalmadığını hatta ve mezunların muhakkak kendilerine bir istihdam imkanı bulduğunu görmüştük. Bilinci görmüştüm ben veterinerlik fakültesinde mezunların. Bulamadığı takdirde de muayenane açma durumu var. Evet. Onun için de muhtemelen İlaç mezunların. İlaç firmalarında çalışma ihtimalleri Tarım var. Tarım Bakanlığı inanılmaz veteriner istihdam ediyor. Ama çok da zor bir bölünmüş okuması, diyebiliyorum. Okuması tabii kolay değil. Evet. Tıp gibi yoğunlukta olan bir fakülte. Canlıyla uğraşıyoruz. Tabii. Dolayısıyla gönül vermek gerekiyor bu mesleği. Kesinlikle. Başarıyla. Peki Ayşenur'u cevapladık. Veterinerliği o da sormuştu bize. 19 Mayıs Üniversitesi okul öncesi. İlk soru. Okul öncesi çok soruluyor. Bu sene yoğun olacağını düşünüyorum onun da. Biz sıralamayı da söyleriz hocam siz bakıp. Şimdi okul öncesi ikincisi de bakıyorum hemen görsel iletişim tasarım. İkisini peş peş hocam konuşalım mı? Tabii. Okul öncesi öğretmenliği eğitim fakültemiz bünyesinde güçlü bir eğitim fakültemizin içerisinde yer alan bölümlerimizden. O da hakikaten iş bulma imkanları iyi olan bölümlerden birisi. Yani tercih edecek öğretmenlik olmak isteyen, öğretmenlik yapmak isteyen kişiler için tercih edilmesi kolay olabilecek veya tavsiye edilebilecek bölümlerden birisi. Siz ama çocukları, güzel o zaman. Çocukları çok sevecek. Yani ormanın içerisinde bir fakültemiz var. Önünden raylı sistem geçecek bir gün sonra. O da çok önemli hocam. Görsel iletişim tasarımı o da sizde varmış. Evet. Onu da Züleyha istiyor size gelmek istiyor. Evet. O da bizim güzel sanatla görsel iletişim tasarım güzel sanatlar fakültemiz içerisinde. Ana kampüsümüz var bizim Atakum tarafında. Şehre 15-16 kilometre uzaklıkta. Güzel Sanatlar Kampüsümüz şehrin hemen girişinde. Yani içinde sayılabilecek bir yerde. Ayrı bir kampüsümüz Mimarlık Fakültesi'nin içerisinde olduğu, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin içerisinde olduğu ve konservatuvarımızın bulunduğu bir yer. O bölüm de çok güzel bölümlerden birisi ve orada da çok yetkin hocalarımız var. Evet. Uluslararası yarışmalarda ödül almış arkadaşlarımız var. Hatta şimdi devam etmekte olan İşitme Engelliler Olimpiyatı'nın logosu da oradan bir arkadaşımızın çizdiği logodur. Güzel. Yani çok hakikaten tercih edilebilecek, iyi yetişmelerinin mümkün olabileceği bölümlerimizden birisi. Türkiye'de gördüğüm en güzel opera binalarından biri Samsun'da mesela. İnanılmaz güzel bir bina var tam sahilde. Hocam nasıl kontenjanları bu iki bölümün? 19 Mayıs özelinde de söyleyebiliriz eğer varsa elinizde. Şöyle söyleyebilirim. Okul öncesi öğretmenliğine baktığım zaman 135 farklı kayıtla, kodla aldığını görüyoruz. Aslında özellikle vakıf üniversitelerinde eğitim fakülteleri de açıldıkça bu seçenek biraz daha artmaya başlıyor. Okul öncesi öğretmenliğinde. Dolayısıyla 135 farklı kod da çok iyi bir imkan. Bu fakülte için. Bu puan türü değişmediği için bu sene. TS1. Değil mi? TS1 hala o. Tamam peki. YGS5'ten TS1'e geçmişti. YGS5'ten TS1'e. Şu anda TS1'de. TS1'de devam ediyor. Evet, 40 binle başlayıp yaklaşık 1 milyonlara kadar giden bir başarı sırası olduğunu görüyoruz. Kontenjanı bol. Şimdi Ceren Nur İzmir'den bizi bekliyor. Ona bir gidelim. Ardından sizin iş dünyası işbirlikleriniz var mı diye soracağım. Ceren Nur hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Nasıl sıralama? Benim MF3 sıralamam 15.260 geldi. MF3 sıralaman 15.260. Evet. Peki ne istiyorsun? Ben tıp istiyorum. Benim soracaktım ben size. Geçen sene Cumhuriyet Üniversitesi 14.400'de kapatmış.
Tamam. Atatürk Üniversitesi 15.000 ile kapatmış fakültesi. Tamam. Benim bunlara girme olasılığım ne? Aynı zamanda bu sene tıp sıralamaları nasıl değişir? Tamam. Yeni açılan Gülhane Tıp Fakültesi, Amasya Tıp Fakültesi, Niğde Tıp Fakültesi, bunların sıralamaları hangi ayarda gelir? Bunlarla ilgili bilgi almak istiyorum. Tamam, peki sen çok güzel çalışmışsın. Evet. Tıpta da 1034 kişilik bir kontenjan artışı var. Yeni açılanları da nereye yazsın onu da söyleyelim. Fataş Hocam buyurun. Hemen şöyle söyleyeyim, öğrencimizin başarı sırasının çok yakınlarında ama ben yine bu istediği iki üniversitenin özelinde de kontenjan artışının olup olmadığına bakmasını istiyorum. Evet, genel olarak tıp fakültesinde bir kontenjan artışı oldu ama bunun muhakkak ki yansıması olacaktır çok yakınında. Hatta YÖK'ün bir yayınladığı lisans tercih sihirbazı var. Orada da son 4 yıldaki o başarı sıralarında ne kadar oynadığı, kontenjanlarında ne kadar oynadığını da görebilir öğrencimiz. Dolayısıyla çok yakın buluyorum. Hangisini daha çok istiyorsan onu üste yaz. Kesinlikle. Yeni açılanlar için de aynı şeyi söyleyeceğim. Yeni açılan tüm tıp fakülteleri bazen hiç beklemediğimiz, hani biz ne diyoruz? Genellikle eğer bir programı, yeni açılan bir programı tercih listenize yerleştirecekseniz seçmek istediğiniz üniversitenin yakınlarındaki üniversiteler yaklaşık kaçıncı başarı sıralarından almış. Bunlara bakarak öngörün. Ama yine de istek sıranız olsun diye de noktalıyoruz. İstek sıran önemli. Evet. Bazen ilk açıldıkları yıllar oldukça gerilerde de başlayabiliyor başarı sıraları beklenenden. Ama istek sırası, hangi tercihten daha fazla istiyorsa o tercihin üzerine yazmasını. Tamam. Sonucu da bekliyoruz Ceren Nur. Kazanıp kazanmadığını merak ederiz. Şimdi Samsun tabii Karadeniz'in ticaretinin, ihracatının, sanayisinin kalbi doğal olarak. Şimdi üniversiteyle sizin bu üreten kesimle ilişkiniz nasıl hocam? Öğrencilerinizle kombine edebiliyor musunuz sanayi ve ticareti? Şimdi bu konuda zaten üniversiteler artık olmazsa olmaz. Yani kendi duvarlar arasında kalıp da öğrenciyi sadece o kampüs içerisinde yetiştirmek mümkün değil. Evet. Bunların sahada olmaları gereken yerde öğrenci iken de geçirecekleri süreler çok çok önemli. Bu nedenle biz üniversite sanayi işbirliğini daha da geliştirebilmek için Samsun'un sanayicileriyle çok yakın bir irtibata geçtik, ilişkiye geçtik. Hatta onların içerisinde de yer aldığı üniversite danışma kurulu diye ilk defa üniversitemizde böyle fiiliyata geçirilmiş bir yapıyı oluşturduk. Ziyaretler yapıyoruz, onlarla anlaşmalar yapıyoruz. Mühendislik fakültemiz bir dönem, bir yar yıl öğrencilerini sanayide staj yaptırıyorlar, internlik gibi, tıptaki internlik gibi. Ve hatta biz sanayide bir de meslek yükseokulu yaptık. Yeşilyurt Meslek Yükseokulu diye bir meslek yükseokulumuz var. Sanayinin tam içerisinde. Yani onlarla çok devamlı bu ilişkiyi sıcak tutabilmek için bizim irtibat yerimiz olarak bulunuyor. Ve oradaki öğrenciler de her an sanayiyle iç içeler. İç içe oluyor. Onlar gelebilmekteler, sorularını sormaktalar. Ve bu yakınlık hem onların üniversiteyle ilişkilerini sıcaklaştırıyor, hem bizim öğrencilerimizin cesaretini artırıyor. Bu ilişkinin yetişen öğrencilerin sahaya çıktıklarında tecrübe kazanmaları ve iyi bir donanımla çıkmalarına çok ciddi katkı sağlayıcı tesiri var. Araştırma bakımından da teknoloji transfer ofisimiz var. Burada yeterince uzman yerleştirdik. Akademisyenlerin gidip hangi sanayicinin neye ihtiyacı olduğunu arayıp bulmak yerine, ki bu akademisyen için kolay bir şey değil. Teknoloji transfer ofisindeki uzmanlar aracılığıyla onlar sanayiyi böyle didik didik etmektedir. Kimin hangi sorunu var, hangi imkanlara sahip. Sanayici bizim bizim merkezi laboratuvarlarımız, diğer laboratuvarlarımız ve hocalarımızın, akademisyenlerimizin hangi alanda yetkinlikleri var. Bunları iyi bilen uzman bir ekibimiz var. Devamlı bu ikisi arasında bir irtibat çemberi oluşturuyorlar. Dolayısıyla bu uzak kalmışlık, gidip birbirini bulamamazlık devrede bu yapıyla çıkmış oluyor. Zaten gelişmiş üniversitelerimizin birçoğunda çok aktif bir şekilde rol almakta bunlar. Evet, öyle de olmak zorunda hocam. Biz de son yıl bunu hakikaten güçlendirdik, aktif hale getirdik. Ve dolayısıyla üniversite sanayi işbirliğinin teknoloji transfer ofisi aracılığıyla daha güç kazanması söz konusu. Samsun'da da bu hareketlilik bir yıldır çok hız kazanmış durumda. İnşallah birkaç yıl içerisinde semeresini de göstermeye başlayacak. Hatta bizim bu üniversite danışma kurulunun ilk toplantısında güzel de bir olay yaşadık. Bu ağız sütü var.
Türkiye'de buzağı ölümlerinin yıllık 600 milyon euronun üzerinde bir kayba sebep olduğu biliniyor. Bunu çok aza indirecek, ortadan kaldıracak ve bu toplantıların birisinde bizim öğretim üyelerimizden bir kısmının yaptığı bir çalışma sonucu paylaşıldı. Orada hemen işte Sayın Valimiz sahip çıktı, oradaki sanayicilerimiz ve Büyükşehir Belediye'miz sahip çıktılar ve 4 milyonluk bir proje haline getirildi ve hemen çalışmaya başlandı. Yakın zamanda ağız sütünün kurutularak anneden alamadığı ağız sütünü buzağılara aktarılması sağlanarak buzağı ölümlerinin önüne geçilecek. Dolayısıyla bu işbirliğinin ilk ürününü biz verdik ve devamı gelsin. Bu diğer alanlarda da çok net bir şekilde kendini göstermeye başlayacak. Üniversitelerin artık eski dönemleri geçti. Bitti. Yani ben o öğrenciyi alırım. İşte teorik olarak veya kendi alanım içerisinde ne vereceksem veririm. Sonra sahada kim kabul ediyor? Etmiyor. Benim akademisyenim işte kendi işini yapar, başka bir şeye karışmaz. Bu dönemler bitti. Dünyada yok, bitti. Evet. Üniversite ili için yol açan bir kurum olmak zorunda. Evet. Yani bulunduğu bölgeye ışık saçacak, oradaki dertlere derman olacak. Bilgiye ve teknolojiye ön ayak edecek. Yani bir kuluçka merkezi gibi çalışacak. Ve biz bunun derdindeyiz. Bütün üniversitelerimiz bu dertle dertleşiyor artık. Eksik kalmış, biraz ihmal edilmiş olan bu hususta çok ciddi adımlar atılıyor. Türkiye'de bütün üniversitelerimizde önemli bir gayret var. Evet, üniversitelerindeki bu çabayı da çok severek ekrana getiriyorum ben. Hocam ilk 20 dakikalık periyodumuz bitti. son bir cümle alayım sizden. Samsun'a gelecek arkadaşlar için. Şunu söyleyeyim, yani Samsun'a gelecek her öğrencimiz pişman olmayacak bir defa. Başlangıçta da söylediğimiz gibi. İyi imkanlara sahip olan bir şehirde olacaklar ve çok güçlü oturmuş 42 yaşını tamamlamış 19 Mayıs Üniversitesi gibi güçlü bir üniversitede olacaklar. Bütün alanlarda güçlüyüz. Özellikle sağlık, ilahiyat. Ha bir şeyi de bu arada söyleyeyim. İlahiyat deyince aklıma geldi. İlk defa devlet üniversiteleri içerisinde Arapça dil merkezi kurduk biz. 13 tane ana dili Arapça olan hocayla donattık ve bütün öğrencilerimiz bu yıl eğitimlerini orada tamamladılar ve son derece iyi sonuçlar aldık. Bir de bunu şey de yapacağız yani bir köy gibi bir ortamda da bu eğitimlerin devamını sağlayacağız. İlahiyat seçecekler için dikkat et ama 19 Mayıs Üniversitesi bunu güzel söyleyeyim. Şeyler var. Yani dil çünkü çok önemli. Orada mecburi ve %30 da mecbur olarak devam ediyor. Hazırlık sınıfı mecburi orada. Yani mutlaka okumaları gerekiyor. O zaman hocam 19 Mayıs'ta fırsatlar bekliyor. Kesinlikle. Yani bir defa şunu da net söyleyeyim. Tercihlerini mutlaka istedikleri bölümden başlasın. Evet. Yani istedikleri bölüm, istedikleri mesleği yazsınlar. Sonra iyi üniversite, iyi şehir. Peş peşe gelir. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi ilk sıralarda yer alacaktır büyük ihtimalle. Eminim. Ederiz bütün öğrencilerimize. Çok Allah teşekkür ediyorum hocam. Doğru tercih yapmayı nasip etsin diyelim. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun hocam. Samsun'dan geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ.